Yani ben başladım aşkım. Herkese selamlar dostlar. Merhaba arkadaşlar. Ver selamını ver. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet, bugün neredeyiz Eda? Bugün Pattaya plajındayız. Arka tarafta çadır ve şezlong dağıtıyor arkadaşlar. Bu ekstraya giriyor. Deniz gayet dalgalı ama Pattaya'nın denizi genelde dalgalı değil. O yüzden normal buluyorum. Şu anda dalgaları çok normal gözüküyor. Kum çok güzel arkadaşlar. Açıkçası söylemek gerekirse insanların gelip kullandıkları bir plaj olmasına rağmen bence şu an temiz. O konudan çok mutluyum. Yine ara ara sigara izmenleri görsek de yerlerde yine de korunmuş bir, evet, fazla korunmuş bir plaj. Evet, evet. Yani şu anda korunmuş olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar biraz... buranın özelliği gördüğünüz gibi şu karşıdaki dağların neredeyse dibine kadar sürüyor Pattaya plajı. Pattaya plajının aslında plaj olarak çok bir şey yok. Şu hafif sağ tarafta gördüğümüz Pattaya kum tepeleri diye geçen doğal güzelliğinden kaynaklanıyor. Buradaki doğal güzellik şu, çölü andırıyor. Yani buradaki kum şu anda belki görsel anlamda size böyle normal sıradan plaj kumu gibi görünse de çöl kumu gibi. Evet, çok ince ve çok güzel. Çok ince kumla, hatta reisin yazlık sarayına da buradan kum götürüyorlar. Kamyon yasak olmasına rağmen değil. Öyle bir şey yok. Nasıl? O başka birisi yaptı. Hayır canım. Velhasılı kelham işte arkadaşlar, bu doğal güzellik şu anda korunmaya çalışıyor. Umarım önümüzdeki yıllarda da korunur. Normalde şu anda bu videonun görselinde kalan beyefendiler, hanımefendiler bir yasak çiğniyorlar. Çünkü halk plajının sınırı şurada görünüyor. Beach border yazıyor. Ve geri kalan yerde karate korumaları yapılıyor aslında ama ne yazık ki halkımız henüz bu şeyi de yapamamış. Hatta şu bayrak da sınır. O yüzden sadece küçük bir bölümün şeyi var. Halka açık ama en azından diyelim Türkiye'nin geri kalan plajları kadar çok kötü durumda değil. Neyse, Eda konuşuyor. Biz böyle bir şeyler yapmaya çalışırken mutlaka konuşur çünkü bir şeyler söyle. Eda gidip şikayet edecekmiş. Neyse, bu kadar insana nasıl şikayet edeceksek. Buradan sonra arkadaşlar biz arka tarafta Pattaya öğren yeri var. Aslında burası bir tarihi sit alanı olarak geçiyor. İçeri girerken de müze kartı basıp giriyorsunuz. Yani öyle plaja gelirken de bir ödeme yapmak durumundasınız. İçeri öyle elinizi kolunu sallayarak gelip sadece buradan şezlong kiralayıp geçemiyorsunuz. Burası aynı zamanda bir tarihi yer. O yüzden ya müze kartıyla ya da giriş ücretini, yani biletinizle girmeniz gerekiyor. Sizleri birazcık kum tepeleriyle baş başa bırakın. Yeniden selamlar. Evet, şu anda kum tepesine çıkmaya çalışan Eda'yı görüyorsunuz. Hava çok sıcak, kumlar yakıcı derecede olduğu için Eda epey zorlandı. Ben biraz daha rahattım ama şu anda bir kum tepesinin üzerine çıkmayı başardık. Çok fazla gitmek istemiyoruz. Sahil çok geniş. Şöyle arka tarafını gösterelim. Kum tepesinin arkası bu şekilde, biraz daha bahçevari bir görüntüsü var. Ama orada da ara ara kumsal kumlarını görmeniz mümkün. Gördüğünüz üzere. Yani tepe dediğimiz, kum tepeleri dediğimiz şey bayağı tepe. Eskiden daha yüksekti benim hatırladığım ama biraz küçülmüşler ya da alçalmışlar mı demiyorum. Alçalmışlar. Şimdi arkadaşlar, buranın neyin böyle Türkiye tarihinde diyeyim, Türk tarihi demeyeyim de Türkiye tarihindeki en önemli yerlerinden biri. Yeşilçam'da çok kullanıldı burası benim bildiğim. Evet, öyle. Doğru mu? Yeşilçam'da bayağı çöl sahneleri için filmlerin o çölde geçen kesitlerini burada çektiler çok uzun bir süre. O yüzden şöyle gezelim, sizlerle de paylaşalım. Şöyle kum tepesinden bir görüntü. Şu taraf sahil. Ve derinliğini görebiliyorsunuz. Yani sıradan bir kum sahilden çok daha derin. Pattaya plajının da zaten en büyük özelliği bu. Eda'cığım. Ha, oraya mı çıkalım? Hadi girelim.
Yapacağım. I can do it. Şu anda kamerayı tuttuğum Yeşiltepe'nin arkasında Patara Antik Kenti var. Yaklaşık 1-2 saat sonra bir denize girelim, bir şeyler yiyelim. 1-2 saat sonra o antik kenti de gezmeyi hedefliyoruz. Evet, çöl gören masum köylü. Eda, evet, arkadaşlar, düşüncelerini alalım. Çok güzel. Şu an ama çok mutluyum. Böyle bir gölgelik buldum kendimi. Ayaklarımın altına doğru. Ama ben üstüne arkadaşlar burada da küçük küçük tepecikleri görebilirsiniz. Buradan sonra geriye döneceğiz çünkü bunun bir sonu yok. Bu böyle epey gidiyor. Neyse ki diyelim korumaya alınmış bir plaj. Neyse ki. Aslında giderek insanların seyrekleştiğini görüyorsunuz ve dediğim gibi epey alabildiğine plaj burası. Sadece normalde şu tarafı halka açık bir şekilde hizmet veriyor. Şurada da küçük bir kafeteryası var. Biz de gidip oradan birazdan bir şeyler yeriz, bir tost yaparız. Evet. Şöyle sonra denize gireriz ve Patara Antik Kenti'nde sizlerle tekrar buluşuruz diyelim. Şöyle. See you guys later. Bye. Evet arkadaşlar. Patara plajını ve Patara kum tepelerini terk ediyoruz. Gayet güzel bir deneyim yaşadık. Denize girdik. Yüzdük, eğlendik. Şöyle bir özet bilgi geçelim arkadaşlar. Buraya tekrardan müze kartıyla giriş yapıyorsunuz. Çünkü sit alanı olduğu için. Ve daha sonra şezlong için 45 lira bir para ödüyorsunuz. İki şezlong, bir şemsiye mi aşkım? İki şezlong, bir şemsiye için 45 lira para ödüyorsunuz. Tabii bu 45 liranın içinde şöyle bir şey var. Şuradaki kafeteryadan da faydalanabiliyorsunuz. Ve şurada duş ve kabinler var. Tabii biraz belediye hizmeti olduğu için nasıl söyleyeyim, beklentinizi düşük tutun ama kafeteryası çok uygun fiyatlı, gerçekten karnınızı doyasıya doyurabilirsiniz, çekinmeden harcama yapabilirsiniz. Yani civarda konaklıyorsanız eğer Patara plajı çok uygun. Hoşça kal diyoruz. Hoşça kalın. Antik kentte görüşürüz. Ve başlayalım. Evet Eda'cığım yürü gel bakalım. Merhaba arkadaşlar. Evet. Merhaba. Yanımıza insanlar geldi, bir türlü şey yapamadı. Sizlere giriş yapamadım doğru düzgün, evet. Nedense utandım. Aslında böyle yayın açıyorsun. Şeyde utanmıyorsun ama böyle yanına senin bu işi yapmadığını bilen birisinin geldiğini düşününce epey utanıyorsun. Neyse arkadaşlar herkese merhabalar diyelim. Size bir görselle başladık. Orada böyle nasıl söyleyeyim, bir krokisini gördük. Bu da Eda. Merhaba. Az önce denizdeydik. Biz deniz tarafından geldik. Şu taraf deniz. Orada bir tepecik diyelim. Tepeciğin arkasında Patara kum tepelerini görüyorsunuz. Oradan sonra da zaten o çöl vari kumlardan kumsalına, yani plaja erişim sağlıyorsunuz. Biz oradan geldik, yüzdük, ettik derken eve dönüş yolunda da öğren yerini gezelim istedik. Şu tarafta, şu şeyde karşılama yeri var ama herhangi bir broşür ya da işte herhangi bir gezi, şu rehber, çarçur tarzı bir şey yok. Evet. Bu arada burada yaşam da devam ediyor. Eda'nın inekler var tepkisi onu gösteriyor. Diyelim ve devam edelim. Geldikçe artık tabelalardan bilgilendirme şeklinde devam ederiz. Ve
her antik kentte olduğu gibi bizi ilk karşılayan yapı tiyatro oluyor. Tiyatro yaklaşık 6000 kişilik bir yapıya sahip ve normalde şöyle söyleyeyim, ben gördüğüm kadarıyla, birazdan size de göstereceğim, kendim gördüğüm kadarıyla toprak üzerinde kalmış, yani toprak altından çıkartılmamış. O yüzden bir takım güçlendirmeye de ihtiyaç duyulmuş. Şöyle göstereyim size o bahsettiğim güçlendirmeleri. Şu şekilde ve üst tarafında bir tapınak görünüyor. Bakalım çıkabileceğiz mi oraya? Çıkmaya müsaade var mı? Eğer çıkabilirsek sizler için göstereceğiz. Ben şu an şu karşıdaki yapının ne olduğunu bilmiyorum ama gelirken tiyatrovari bir yapısı olduğundan buranın Odeon olduğunu çıkartıyorum. Çünkü genelde şehirlerde şayet büyük bir tiyatro varsa daha çok nasıl söyleyeyim, işte gösteri, drama tarzı gösteriler bu tiyatroda gerçekleştirirken müzik dinletisi, işte nasıl söyleyeyim, şehrin hakkında alınacak kararlar ve benzeri şeyler genelde Odeon'da yapılıyor. Yani Odeon biraz daha nasıl söyleyeyim elit olurken tiyatro biraz daha yerel halka hitap ediyor diyebiliriz. Şuradan gidebilirsek gidelim. Evet, yani oturma yeri kapasitesi olarak çok büyük bir tiyatro değil ama şey olarak büyük bir şey, sağlamlık açısından dış yapısı epey büyük bir tiyatro. Evet arkadaşlar, burası daha uzun süre önce daha yeni çıkartılmaya başladı. Bak mesela buralar şeyde kahverengi, yani daha koyu renkte taşlar kum üzerinde kalmıştır. Ama restorasyonu da güzel yapılmış. Evet. Yerler özellikle güzel, korunaklı. Evet, çünkü İş Bankası, Akbank falan var içinde. Evet. Şu şekilde. Şu an o şeye çıkış yok diye düşünüyorum. 8 dilime nasıl ayrılmış? Şöyle dilimler söyleyeyim. Hayır, o aradaki yürüme yerlerinden hesap edebilirsin. O tapınağın olduğu yere çıkamayacağız sanırım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama orada bir altar tarzı bir yapı var. Orası da tapınak. Büyük ihtimalle halkı burada toplayıp o tapınak adı verdikleri yerde nasıl söyleyeyim, kurbanlarını kesiyorlardı ya da adıyorlardı. Ama dediğim gibi her inanışta bir kan akıtma zorunluluğu yok arkadaşlar. Kimisi de mahsullerinden paylar veriyordu. Şöyle gölgeye geliyorum ki güneş Işığından çok fazla etkilenmeyelim ama gibi yapılan saçma esprilere maruz kaldığınız için özür dilerim. Şimdi arkadaşlar, bu tiyatronun aslında önemini şöyle söyleyebilirim. Tabii oturacak yerlerin çok iyi korunması başka bir şey ama bu sahne arkası yapı genelde Türkiye'deki çıkartılmış antik kentlerdeki tiyatrolarda çok fazla korunamıyor. Çünkü daha çok yıkılmış ve toprağın altında kalan yerlerde olduğundan burada çok iyi korunmuş ve güzel bir görselde sizlere sunuyor. Yani atıyorum Efes antik kentini hatırlarsanız onun sahne arkası yapısı bu kadar korunaklı durumda değildi. Evet. Ve restorasyonu da çok güzel yapılmış. Açıkçası direkt olarak arkadaşlar yerdeki taşlara basmıyorsunuz. Bu zemindeki yapının bozulmasını engelliyor ve daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Açıkçası bu tiyatro için biraz şöyle söyleyeyim, hani para harcanmış. Burada neyi söylemek istiyorum? Şu yandaki destek yapısını görebilirsiniz. Genelde antik kentlerde bu tarz antik tiyatrolar yamaçlara yapılır ki işte bu tarz para harcamalarından kaçınmak amacıyla. Ama burada paradan kaçınmamışlar ve üşenmeden şeyi yapmışlar. Şu desteği her iki tarafta olmak üzere yapmışlar. Bu dediğim gibi zenginliğin göstergesi olabilir ya da
tiyatronun zaman içerisinde genişletildiğinin göstergesi de olabilir. Tabii ben şu anda dediğim gibi herhangi bir broşür, rehber gibi bir şey elimize dağıtmadıkları için size keskin net bilgi veremiyorum. O yüzden sadece tahminlerimi paylaşıyorum. Bu da böyle biline diyeyim. Anıt mezar var, Kurşunlu Tepe Sarnıcı var. Bir devam edelim mi aşkım, bilemedim. Ben de bilemiyorum. Sanki bir devam edelim, gidebildiğimiz yere kadar geri döneriz. Amacımız zaten evet. Hiking. Şuradan tekrar görseli sizlerle paylaşayım bir süre. Şimdilik biraz ara verelim videoya, biz yolumuzu bir yapalım. Eğer kayda değer bir şey varsa sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar yeniden geldik. Belli bir mesafe yürüdük ancak çok yukarı gidiyor. Şurada ağaçların arasında bir yapı görüyorsunuz. Oranın sarnıç olduğunu tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum diyorum çünkü gidecek yol çok kapalı. Yani burası bakılmamış. Onda su dağıtımının yüksek yerden kolay olduğunu düşündüğüm için içme suyunu orada depolayıp oradan dağıtım yaptıklarını düşünüyorum. Bu arada biz şu anda çok güzel çamlık bir bölgedeyiz. Şöyle gölgeler sunuyor bize. Ancak yerde Patara plajından kalma kumlar var gibi. Yani o kum tepelerinin şeyi buraya kadar geliyor. Ancak seyir yeri olarak burasının bahsedildiğini düşünüyorum. Çünkü buradan kumsala kadar olan yeri görebiliyorsunuz net bir şekilde. Ve kazı çalışmalarında devam ettiğini görebiliyorsunuz. Şehrin büyüklüğünü de şu karşıdaki kalıntıların... Evet, bu ara nefes nefese kaldım arkadaşlar. Epey bir tepe çıktım, kusuruma bakmayın. Şehrin büyüklüğünü buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Özetle çok fazla kelama gerek yok. Evet. Ve yeniden Eda ile birlikteyiz. Ben tekrar. Burası restore ediliyor şu anda. Arkadaşlar yeni taşlardan anlayabilirsiniz. Ben Odeon demiştim. Ancak... Aa, Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Likya Birliği Meclis Binası diye geçiyor. Ve Eda'nın öksürüğü. Özür dilerim arkadaşlar. Lan. Evet. Patara halkı. Onurlandırmasına ilişkin dilekçe halktan gelmek suretiyle Patara halkının Marcus Antonius Igatras'ı onurlandırma yazıtıymış bu. Meclis üyelerinin listesinin yazıldığı bir yazıtmış bu da. İçeri girebileceğiz mi bilmiyorum ama az önce bir beyefendi buranın arkasına dolaşılabileceğini, oradan yukarıdan bakılabileceğini söylemişti. Evet. Bu da bir onurlandırma yazıtı yine. Evet arkadaşlar, burada böyle bu şekilde pek çok yazıt var. Şöyle hepsine tek tek bakmanın gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü böyle şeyleri hepsini anlatmak istemiyorum. Nedeni ise gelip kendinizin görmenizi istiyorum. Şurada bir bilgilendirme tabelası var. Oraya baktıktan sonra şey gireceğim. Bebeğim tamam. Burada duvar yapılarını görebiliyorsunuz. Evet. Likya Birliği Meclis Binası'nın şeyi. Ama dediğim gibi bak aşkım, orkestra şeyi alanında açılmış alt tarafta. Bence Odeon olarak da şey yapılabilir. Buraya kullanacaklar. Evet. Milattan önce. Bak, müzik evi işlevi de kullanılmış, yani Odeon olarak kullanılmış. Zaten dediğim gibi genelde bu tarz küçük şeyler bu amaçla kuruluyor. Daha sonra yani işte o bizim Türkçe'de bildiğimiz o ihtiyar heyetinin kararlarını aldığı şey olarak, bina olarak da geçiş yapabiliyor. Şöyle diyelim, bu çevre arkadaşlar Likyalılar diye geçiyor. Roma döneminde de zaten Likya bir eyalet olarak kabul edilmiş. Patara başkenti olarak kabul görmüş. Ondan dolayı çok büyük bir yapıya sahip. Aslında burası bir liman kenti. Şimdi arka tarafta görebilir miyiz bilmiyorum. Belki tepeye çıkma imkanımız olur. Bataklık şeklinde şu anda deniz. Patara plajına kadar çekilmiş durumda. Böyle mi girelim, böyle mi devam edelim? Şöyle devam edelim. Şu anda meclis binasının içerisinde giriş yapıyoruz dostlar.
Ve bunlar tabii dediğim gibi restore. Bunun bu şekilde kaldığını sakın düşünmeyiniz lütfen. İçeride ne olduğunu görebiliyor musun? Görmüyoruz. Çok karanlık ama burası aydınlandı. Evet. Büyük ihtimal meclis binası olarak kullanıldığı için şey olabilir, böyle bir oda. Evet. Ama restorasyon sonucunda yapılacak şey de kulis olarak kullanılabilir yani. Geliyor musun? Şu an sahnedeyiz. Burası Odeon'un sahnesi. Müzik dinletileri burada yapılıyor. Ve şöyle söyleyeyim, şurada. Kavea olarak geçer bunlar genelde. Önemli kişiler orada oturur. Ve genelde işte nasıl söyleyeyim, claimer ya da iddiacı kişi bu orta yerde sahne alır ve iddiasında bulunur. Eğer heyet uygun görürse de karar alınır. Yürürlüğe konulur şeklinde. Ama daha çok dediğim gibi tabii bizim tarih sahnesinde şimdiki gibi düşünmeyiniz meclis gündemini. Yavaş yavaş ilerleyen bir gündem olduğunu varsayıyorum. Daha çok Odeon olarak kullanıldığını düşünüyorum buranın. Şöyle yukarı çıkalım. Oradan şehri görebilirsek şayet şehri de bir görüntüleyelim. Yok, şuradan merdivenden çıkabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bunlar eski artık şey, nasıl söyleyeyim, kireç taşı değil bunlar. Granit kireç taşları değil. Tamamen restore edilmiş şeyler. Yürü bebeğim, yürü, ben bana ihtiyacın yok. Evet, ama üstüne daha sonra alçı ile restore edilmiş bebeğim. Ben şuradan dinleti şeyine geçmeyi düşünüyorum. Oraya da çıkacağım bebeğim. Evet, bahsettiğim yer burası dostlar. Eğer önemli bir insansanız konuşmaları buradan dinliyordunuz, mesafeniz bu oluyordu. Bunun sur yapısı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama dış sur değil, kesinlikle bir iç sur. Şurada meşhur o Patara şeyi var. Neyi var? Kalıntısı. İlk çıkartılan kalıntının şeyi. Kemer var ya. Kemerli kapı. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Patara'nın önemini şöyle tekrardan anlayabiliyorsunuz. Buranın büyüklüğünden. Diyeceksiniz ki burası büyük değil. Evet, büyük değil ama bir Odeon'a göre çok büyük. Yep, Abora teknesindeyiz. Dostlar, Mısır Karadeniz Deniz Ticareti'nin şeyinde. Bolivya Aymara yerleri denetiminde Bulgaristan'ın Varna kentinde inşa edilmiş ve Patara'ya kadar yüzerek getirilmiş. Yani gerçekten yüzmüş bu. Döneme ait sazlı bir gemi. Evet, şimdi kendisini göstereyim artık. Gel. Bu arada platform üstüne oturtulmuş ama o yanıltmasın sizi. Alttaki platform
bir parçası değil. Yani bu bir gemi de değil aslında. Tekne diyoruz da sal. Ne oluyor abi? Evet. Ama yüzmüş aşkım. Onu sonra söylerim ya. Tamam zaten açık deniz şeyi değil ama. Yani buraya kadar gelebilmiş olması da müthiş bir şey bence. Hayır, çünkü Akdeniz dediğin zaman açık denize giriyor artık. Evet. Ege de biraz daha kapalı bir deniz ama. Tabii teknik detayını bilmediğimiz için şu anda keseden yol sallıyoruz ama. Şimdi muhtemelen şu an Agora'nın içerisindeyiz. Burası bir Agora. Evet, giriş kapıları başlıyor. Yok, şeyden hem duvarların yükselişinden hem nasıl söyleyeyim böyle marketleştirilme tarzı bölmelerin yapılmasından ve sütunlu yoldan bunu anlayabiliyoruz. Büyük ihtimalle şu giriş bizi limana yönlendirecek. Şöyle bir tekrar dönüş yapayım ben. Agora'yı ve sazlık gemiyi tekrar görebilirsiniz. Arkasında Odeon ve tiyatro şu ana kadar Patara'da gördüğümüz yerler dostlar. Devam edelim. Evet, tahminim doğru çıkıyor. Çünkü Efes yapılanmasına çok benziyor. Liman Caddesi olarak geçiyor. Bakalım henüz bir bilgi veriyor mu? Meclis önündeki Agora'ya bağlayan, doğru okumuşuz. Tamam. Az önce geldiğimiz yer Agora. Şimdi şu ilk korunmuş cadde arasında yer alır. Tamam. Kentin omurgasını oluşturan Liman Caddesi. Helenistik döneme kadar dayanıyor. Demek ki o zaman. Bayağı eski. Agora Batı Stoa kapısı yer alır. Orası da burası muhtemelen. Hangi dönemde yapılmış? Üst üste o kadar biliyor ki şeyler. Şöyle söyleyeyim. Milattan önce ya 1. yüzyıla ya milattan sonra. Geniş de burada bitiyor. Daha fazla çıkarmamışlar gibi duruyor. Yok, karşıda şey de var aslında. Stadyumu da var. Orayı açtılar mı? Orayı açtılar mı bilmiyorum. Evet, görmedim. Şöyle limanın caddesinin sonuna kadar yürüyelim arkadaşlar. Şurada bir yapı daha var. Oraya buradan gidebilir miyiz bilmiyorum ama bakacağım. Şimdi genelde şunu söylemek istiyorum. Efes'te de bunu görmüştük. Bizim gibi bu tarz yerleri gezmeyi seven insanlar zaten fark etmişlerdi. Liman caddeleri genelde geniş oluyor. Bunun sebebi ya seferden dönüldüğü için ya da ticaret yapıldığı içindir. Şöyle seferden dönülmesinin ne şeyi var? Zafer kutlamaları işte bu yol üzerinde yapılıyordu. Ya da büyük ticari araçlar, yani atıyorum işte o at arabaları olsun ya da işte eşeklerin çektiği tahta tekerlekli araçlar olsun, bu caddelerden yürütülüyormuş. Yani ve gemilerin hızlı boşaltılıp tekrar ticarete gönderilmek için böyle geniş yollar kullanılıyormuş arkadaşlar. Şu arkadaki yapıların ne olduğunu bilmiyorum. Gider miyiz onu da bilmiyorum. Çünkü yol var mı? Bir çalışma şeyi devam ediyor mu? Taşların renginden henüz bir çalışma yapılmadığını varsayıyorum ancak. Şu arka tarafta da survari bir yapı var. Şu arkamızda bir yapı var. Dediğim gibi gittiğimiz şekilde sizlerle paylaşacağız neyin ne olduğunu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Küçük hamam diye bir yer bulduk. Aslında biz şu yerleri keşfetmek istiyorduk. Buradan tekrar göstereyim size. Şu karşıda bir yapı var ama arkadaşlar burada çok kazı çalışması yapılıyormuş gibi görünmüyor. Çünkü onu da açıklamasını yapayım. Neden gidilmedi diye merak edebilirsiniz. Arkadaşlar gidilemiyor. Oraya yol yok. Yani bataklık şurası da bu ara. Şu gördüğünüz yeşil alan bataklık arkadaşlar.
Bu bataklık olmasının sebebi de bu ara buranın bir dönem deniz olmasından kaynaklanıyor. Şu arka taraflar falan gidilmesi çok zor. Yani gidebilirsek sizlerle paylaşacağız ama buraya ulaşmaya çalışırken küçük hamam bulduk. Sıradan bir Likya dizilimi gösteren bir hamam yapısından bahsediliyor. Bir gidelim bakalım içeri kadar neler göreceğiz. Ya aşkım küçük hamamsa önemli insanların geldiği yerlerdir. Emin ol. Öyle herkes almıyorlardır. O yüzden böyle hani 3 bölme giderek arttırılmıştır falan. Aslında bir hamamdır burası. Itır biz bir hamamız. Adam öldürüyoruz. Evet, burada bir destek yapısı yapılmış. They need to do a lot, Utku, hala. Çok, evet. Çok işleri var burada. Hayır, bir de gerçekten o kadar şanslıyız ki aslında millet olarak. Hazır ya burada her şey. Evet arkadaşlar. Hazır yani gerçekten. Sadece geleceğiz. Gerekli ilgiyi göstereceğiz. Ve gezeceğiz buraları arkadaşlar yani. Evet, tabii. Turizm Bakanlığı kazandırıyor. Çalışmaları İş Bankası falan yapıyor. Evet evet, o konuda tabii siyasi şeylere girmeye gerek yok ama Türkiye'de her şey siyasi olduğu için bu da siyasi. Yoksa şunu söyleyebilirim arkadaşlar, hazır biraz durmuşken sohbet edelim. Bu Patara Antik Kent'te çok fazla ziyaretçi var. Evet. Biz biliyorsunuz antik kentleri geze geze gideriz. İşte Leton'a gittik falan mesela, orada da gördünüz aslında. 3 kişi 5 kişi falan vardı. Burası çok kalabalık. Yani bu anlamda ziyaretçilerden para kazanmıyor, işte o yüzden kazılar finanse edilemiyor falan gibi bahaneler. İnanın bana boş bahaneler arkadaşlar. Ne yazık ki bu ülkede her şey siyasi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir görsel alayım ve sizlerle düşüncelerimi paylaşayım. Burada dediğim gibi gazı çalışmaları henüz yapılıyor. İnanın her taraf tarihi eser dolu ama nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Ta şu ileride bir kapı var. Görüyor musunuz bilmiyorum, kemerli bir kapı var. Patara'nın simgesidir bu. Aslında her yerde görürsünüz böyle Patara ile ilgili, işte yok işte Patara Club bilmem ne falan gibi yerlerde. Mutlaka bu kapı sembolü kullanılmıştır. Buraların ne olduğunu bilemiyoruz. Yazmamışlar, çizmemişler. Açıkçası kazıya mı saklıyorlar onu da bilmiyoruz. Mesela şurada da büyük bir yapı var. Burada da büyük bir yapı var. Ben bunları size internetten öğrendikçe yazılı bir şekilde videoda paylaşırım. Eğer ki bugün biz tabii tekrardan, şimdi buralar uzak. Arabayla gidip dibinden öğrenmeye çalışacağız. Öğrenirsek hemen zaten videoda paylaşacağız arkadaşlar. Bu söylediğim şeyin de çok gereksiz olur. Yok bebeğim, patikayla olacak iş değil o. Gerekirse arabamızı çeker dururuz. Şurada bir sürü çıkartılmış yani şey olduğunu düşünüyorum ben Eda. Yok Eda, şey olduğunu düşünüyorum. Bataklık olduğu için bölge. Ya şuna bakar mısınız arkadaşlar? Doğal olarak aslında çok güzel bir görsel sunuyor ama eminim ki kazı çalışmalarını çok zorlayan bir durumdur bu. Ve arkadaşlar kent çok büyük. Yani dediğim gibi. Evet Eda şu anda keçiye sesleniyor. Ya koşun anneciğim. Geniş mi gezdiriyorsunuz sen? Keçiyle sohbetin bittiyse aşkım. Merhaba diyor, bakıyor seslenince. Şöyle yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi ben bir harita görseli paylaşırım. Ekstra bilgi varsa da onun üzerine yazıyla koyarım ya da tekrar bir seslendirme yaparım bu videonun üzerine. Ama şu anda dediğim gibi yani bunlar zaten kazılmış şeyler değil ama ne olduğuna dair bilgi de yok. Broşür de yoktu girişte. Ama şehri şöyle genel olarak sizlere şu şekilde özetleyebilirim. Cümlemi toparlayayım. Hititler dönemine dayanıyor. Bu ne demek? Çok eski arkadaşlar burası. Yani sadece Likyalılardan bahsetmek olmaz. Ta eski Orta Anadolu'nun hükümdarlıklarından bahsediyoruz burada. Bunu nereden yorumluyorum arkadaşlar? Geldiğimiz Leton da buraya bağlı bir şehir. Çünkü Leton çok yakın bir
kent buraya. Oradaki Artemis Tapınağı'ndan bunu yorumlayarak yola çıkıyorum. Ve o sütunların yapılısının şeklinden de Helenistik dönemde de kullanılmaya devam ettiğini şey yapıyoruz. Bu arada Helenistik dönem arkadaşlar İyon sonu ve Roma başı gibi düşünebilirsiniz. Yani bu da şehrin çok uzun süre kullanıldığını gösteriyor. Önemli bir yer. Likya'nın başkenti diye geçiyor burası. Yani başkent dediğiniz zaman arkadaşlar normalde aklınıza işte kaleler, surlar, yapılar gelsin. O yüzden diyorum bu şehir çok büyük. Alabildiğine kadar kalıntı var zaten. Ve bu tarz bir coğrafi konum aslında şehir yapmak pek akıl kârı değil. Yani başkent şeyinde genelde savaş pozisyonunda korumaya alabilecek yerler. Nasıl söyleyeyim, başkent olarak seçiyordu. Mesela işte Bergama gibi fethedilmesi zor ya da Termessos gibi fethedilmesi zor yerler tercih ediliyor. Ama burası direkt olarak başkent olarak inşa edilmiş yani. Yani tabii ilk aslında o şekilde inşa edilmemiş ama hani demek istediğim önemli ticari alanlardan biri olduğu için başkent olarak benimsenmiş ve çok uzun yıllar bu şekilde kullanılmış. Yani nasıl söyleyeyim, bu biraz güven ister yani, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Demek ki yani buradaki hükümranlıklar vakti zamanında epey güçlülermiş. Ki bu tarz işte her taraftan savaşa açık, kuşatmaya açık bir yere başkent olarak kendilerine seçmişler. Evet, görüyorsunuz yani inanılmaz bir görsel güzellik var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Baraka olabilir. Askerlerin. Eğitimini yaptığı. Çünkü arkadaki yapı bir nebze bana barakaları andırıyor. Kutsal bir yapı gibi değil. Kutsal bir yapı olsaydı daha korunaklı olurdu. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan bilgi edinirsek sizlerle paylaşacağız. Şimdi gölgede beni görüyorsunuz arkadaşlar. İmperator Nero Deniz Feneri diyor. Uzunca bir yazı var. Çok fazla tarihi şey var. Hani anlatım var. Şöyle söyleyeyim. Patara Limanı'nın tarihi önem arz etmesinin en önemli sebeplerinden biri bu deniz feneri. İlk deniz feneri diyorlar. Şimdi biz tabii Dolmuş Camca geçsin öyle konuşalım. Milattan önceki yıllara dayanan geçmiş olduğundan dolayı dünyanın ilk deniz feneri unvanı olduğunu söylüyorlar. Burada da çeşitli yapılarla ilgili görseller var. Bunu dediğim gibi arkadaşlar biz oralara gidemedik çünkü şeyi de öğrendik bu arada. Kazı çalışmaları evet çok eski dönemdir yapılamıyormuş. Daha yeni yeni başlamış. Şurada deniz fenerinin restorasyonunun görselleri var. Şöyle kendi gölgemi vermeden vermeye çalışıyorum size. Suların içinde gördüğünüz gibi. Suların içinde kazı yapmaya çalışıyorlar. Ve normalde deniz feneri kalmamış aslında. Şöyle göstereyim. Bunu tekrardan yeniden restore ediyorlar. Antik kentin birçok fotoğrafını paylaşmaya çalışacağım ben. Şu bataklık bölgede görebiliyorsunuz. Güzel bir fotoğraf olmuş bu. Deniz fenerinin konumunu gösteriyor. Şurası da bizim gezdiğimiz antik kent işte arkadaşlar. Şurası deniz. Burası bataklık. Yani ara bataklık. Aslında liman şeyiymiş orası işte. Bu da deniz fenerinin yapısı. Şurada gösteriyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Altta gördüğünüz bu gri çizilmiş yer işte deniz fenerinin şu anki kalıntı yeri.
inşa ediliyor. Üzerine inşa edilecek. Sanırım da edilmiş aşkım. Evet, evet. Ama biz niye gidip göremiyoruz? Şu an daha devam ediyor şimdi. Devam ediyor gidince. Bu... Arkadaşlar şu anda şu fotoğrafın Photoshop olduğunu evet, söyleyebilirim. Bu tabii şey değil, ben görünce yapılmış mı acaba diye sorguladım ama yok, Photoshop bu resim. Şuradan da olacağını görürsünüz. Eğer ki bize söylenen şey doğru ise arkadaşlar, dünyanın ilk deniz feneri, tarihin ilk deniz feneri olarak geçiyormuş. Bilinen. Burada sadece şu an bu arkası, bu arada arkadaşlar bu kazı alanının koordinasyon merkezi. Yani şu anda işte arka tarafında değil, yani gidip ulan niye gidip bakmıyorsunuz falan diyebilirsiniz. Demeyin çünkü gittik. Orada kalıyorlar. Şu ben kemerli yapıya gelmek için bütün bu emekler arkadaşlar gelmek istiyordum. Çünkü dediğim gibi Patara'nın ilk çıkartılan tarihi eseri bu. Liman hamamı. Bizim verdiğimiz hamam geldi. Bak benim orada baraka olarak düşündüğüm şeylerden bir tanesi bazilikaymış aşkım büyük ihtimalle. Liman hamamı var. Ya normalde giriş burada olacak bitince. Tepecik var, evet. Şuranın ne olduğuna bakalım. Burası tamam. Yasaklı diyor ama bakalım aşkım neymiş. Şurasıdır hamam bebeğim. Şurada şey var, tanıtım tabelası var. Burası çeşme. Şey hamam, yani şurası değil. Hamam. Şöyle gidelim mi hamama? Evet. Gel. Ama yani tehlike yazıları falan koymuşlar. Şu anda güneşi de karşımıza aldık. Çok güzel bir açıda değiliz aslında. Şurada fener çalışması var. Evet. Bu arada şöyle bir videoyu şurada yavaşlatayım. Karşıda görünüyor mu bilmiyorum. Güneş çok vuruyor. Şöyle bir siper yapayım ama bir vinç var arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum. O vincin olduğu yerde deniz feneri restorasyonu yapılıyor. Oraya da gitmek şu anda yasak. Yani imkansız. Gezerler için diyeyim. Burada çalışan olmak lazım. Ve burası da aşkım şu anda devam eden bir şeyde. Çünkü geçişi kapatmışlar. Girmek yasaktır falan yazıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burası hamam. Değil mi? Evet. Şurada bir tanıtım tabelası var mı? Var. Güzel. Buraya başlamışlar arkadaşlar büyük ihtimalle. Daha sonra ara vermişler. Son 3 dönemdir devam ediyormuş yoğun kazılar ve çalışmalar. Bu da çok kısa bir süreç. Ya işte ödenek buldukça devam ediliyor. Ama daha önce üzerine bir çalışma yapılmış belli yani. Evet, liman hamamı. Arkadaşlar liman hamamı. Tanıtım yazısı var. Doğu yakasında yer alan tek eksenli dizi planlı olup kale sahibinin üzerinde. Aa, devamı. Bizim gittiğimiz benim yani hamam diye gösterdikleri yerin bizim gittiğimizin devamı mı? Hayır, işte o şey bebeğim, liman caddesinin devamında bir yer burası. Milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış. Hamamın güney cephesinde sırtlanan 4 mekan ise milattan sonra 400 yılı yapıya dışarıdan eklenen... Liman hamamı diye adlandırılıyor. Ya limanda bulunduğu için ya bu şekilde isimlendirilmiş, ya da dediğim gibi aşkım ticaret yapıldığı için burada, hani nasıl söyleyeyim? Dinleniyor, duş alıyor. Evet evet evet, yani şehrin sakinleri değil de misafirleri burada konaklamış ve işlerini görmüş gibi düşünüyorum ben. Şurada bir yer var ama
Burası arkadaşlar şöyle ağaçlık bir yer. Bir öbek palmiye ağacı burada toplanmış. Ne olduğuna dair de bir bilgilendirme yazısı asmışlar. Leto hurmalığı. Çok ilginç ya. Apollon. Wow. Ha, Leto hurmalığı diye geçiyormuş arkadaşlar. Wow. Bu the first epic. Dur bir dakika bakalım. Apollon İlyada destanının ilk dizilerine Leto ile Zeus'un oğlu ya da güzel saçlı Leto'nun doğurduğu olarak tanımlanır. Bir kız kardeşi Artemis. Devam edeyim. Buraya özel dikilmiş bulutku. Evet. Gene Leto'dan bahsediyorlar bu arada. Ne kadar güzel bir kadınsa artık bilmiyorum yani. Sürekli bir Leto var. Leto ile Zeus'un oğlu. Güzel saçlı Leto'nun oğlu. Doğum kulesini kıskançlıkla Hera'nın hedefini tutmuş. Oğlum güzel bir hikayesi var ama. Leto'nun doğum sancıları bir kıvamda. Bir kıskançlık olayı var. Kıvırcık saçlı Leto. Aa ben! Saçları çok güzelmiş ya. Evet. Hera'dan saklamak için evet. Mi buraya şey yapmışlar değil mi? Evet, çok güzel hikaye. Doğurma zamanı artık gelmişti. Sonunda Tanrı'nın elçisi Iris'in aracılığıyla Delos'un ulaştığı doğru sancılarıyla herhalde hurmanın parçasını sardı. Kollarını hurma palmiyesine sardı. Nasıl yani? Leto'nun ve dizi çöktü Leto. Halı gibi çayır üzerine. Nasıl ne demek bunlar ya? Ben şu an bunu ağzına toprak gülümsüyordu ve aşağı doğru saçıldı. Hora ve Tanrı'nın kutlamalarını doğurmuş. Burada doğurmuş. Evet, burada doğurmuş ve Apollon da kutlamış. Ama şey diyorlar, gelip kimse dikmedi. Onun şeyiyle böyle oldu. Hani ellerini saçtı, toprağı altında şey yaptı falan. Çok ilginç ya. Hikayesini çok beğendim ben bilmiyorum. Bir hikayesini tam olarak anlatsana aşkım bize. Doğumunu burada yaptı. Burada yaptı. Yani buraya getiriliyor doğumunu yapması için. Yazıtlarda söylenene göre sanki o buraya şey verdi arkadaşlar, cam verdi. Yani bu palmiye ağaçları özel dikilmemiş. Sanki cam verdi onlara gibi diyor. Burada doğumunu yapıyor. Diyor ki saçları yere halı gibi seriliyor. Kendisi işte at tanrıça falan şöyle böyle koruyor. Vesaire diyor. Ama tabii emin değil. Tamam. Bunun hikayesi okumamız var. Ve arkadaşlar kent kapısıyla birlikte Patara turumuzun da sonuna geliyoruz. Ben ısrarla burada bir footage yani bir görsel almak istedim. Çünkü şu an burada yazılanları okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama bu kapı milattan sonra 1. yüzyılda yapılmış ve Patara'nın simgesi durumunda arkadaşlar. Yani hem ilk çıkartılan tarihi anıtlardan bir tanesi ve dediğim gibi Patara denilince akla ilk bu görsel geliyor. Yani kent kapısı diye geçiyor. Karay önündeki karşılamayı yapıyor bu kapı. Şöyle bir düz yoldan geçtikten sonra sizi şurada bir sekizgen çeşme karşılıyor. Ve bu da arkadaşlar böyle görkemli bir kapının var olması bile şehrin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani kapıdan girdikten sonra herhangi bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Bir şehir süslemesiyle karşılaşıyorsunuz. Bu tarz şeyler şehrin ne kadar önemli, ne kadar ne denir aşkım ona? Sofistike olduğunu gösteriyor. O yüzden Patara'nın önemini bir kez daha anlayabiliyoruz. Ve bu görselle de size Patara'dan veda ediyoruz arkadaşlar. Patara'nın simgesi haline gelmiş bu kent kapısıyla birlikte. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir başka antik kentte görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay.